Crypto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir? Yaşanan bu düşüşle birlikte 4 saatlikte, günlükte, haftalıkta hangi senaryolar ağır basmaya devam ediyor? Bunları konuşacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle Bitcoin'de arkadaşlar maalesef ki şu trendin kırılmasıyla birlikte yaptığımız hep bir hareket var. Yani biz burayı kaybettiğimiz zaman direnç haline getirebiliyoruz ve aşağı bantlara doğru yöneliyoruz. Mesela burada da görebilirsiniz. Biz öncesinde hep burada tutunmayı başardık, tutunmayı başardık. Ve fakat buranın altında gün kapatmamızla birlikte maalesef hedefler buralar olabilir mi acaba? Bununla birlikte aslında 4 saatlikte de biraz kötü sinyaller almaya başladık. Günlük bazda henüz bir sorun olmadığını görüyoruz. Yani günlük bazda henüz marketin yapısı açısından da bir sorun yok. Birazdan o konuya da değinmeye çalışacağım. Mesela buraya doğru gelirsek arkadaşlar. Yani yaptığımız bir hareket tarzı var. Burada ne yapıyoruz? Öncelikle bir kez geliyoruz, sonrasında ikinci kez denemeye doğru gidiyoruz. Bir kez daha buraya doğru gelirsek, buranın üst bandı 26.600'leri bizlere gösteriyor. Alt bandına baktığımız zaman ise bu 25900 25.900'leri bizlere gösteriyor. Bakın bu 25.900 seviyesini bir yerde birazdan bir daha göreceğiz arkadaşlar. Hatta hemen sizlere göstermek istiyorum. Burada baktığımız zaman mesela 4, 4 saatlikte dediğim gibi e, burayı kaybettik, moru kaybettik ve bununla birlikte. E ee, şöyle bir hareket yaptık arkadaşlar. King mor Morbanda bir kez daha temas ettik ve oradan aşağı doğru yöneldiğimizi görüyoruz. Ve bize şunu söylüyor. Diyor ki sen daha önce bu yeşil bandı destek olarak kullandın. Bakın bu yeşil bandı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bizlere daha öncesinde direnç rolü üstleniyordu ve burada kırdıktan sonra desteğe dönüştü ve burada hareketini yaptı. Bakın çok uzun bir hareket aralığı var. Sonrasında tam buraya geldi. Yani buradan bir destek aldığımızı görüyoruz ki bu aralık zaten 19800 aralığı olduğunu görebilirsiniz ve sonrasında tepkiyle birlikte biz yine buraya doğru bir gevşeme eğilimi yapabilir miyiz ki bunun da geldiği seviye arkadaşlar 25900 dolar seviyesi. Yani tam buna milimetrik 25900 demeyelim çünkü borsadan borsaya değişkenlik gösterebilir. 25900 26200 bölgesi olarak bu bölgeyi nitelendirebiliriz. Onun haricinde mesela şu anda 4 saatlik grafikteyiz herhangi bir dönüş e, emaresi var mı bir uyumsuzluk var mı derseniz yani bunu tam olarak alamıyoruz. Bir RSI e, uyumsuzluğu oluşturamadığımızı görüyoruz. Yine Momentum'da bir e, olay yok arkadaşlar. MACD tarafında da yine maalesef bir olay yok. Fakat gelecek olan tepki artışları nereye doğru gelebilir? İsterseniz bir de ona değinmeye çalışalım. Burada arkadaşlar baktığımız zaman aslında orta bandın 27.700'lü bantlara geldiğini görebiliyorsunuz. Yani biz öncesinde şöyle bir kanal oluşturmuştuk ve bu kanalın içerisinde 14 gün boyunca bir hareket yapmıştık. Ve bu kanalı yukarıya doğru kırdık, kırdıktan sonra maalesef tekrar geldiğimizi görüyoruz. Ve bu kanalın orta bandını da kaybettiğimize göre alt bandlar bize 26.500 dolarlı seviyeleri gösteriyor. Yani bu kanal içerisinde belki biraz daha akümülasyona devam edebiliriz. Kanalın altına iğneler gelebilir, bunun da sebebi ne, ne olabilir? Çünkü buradan açılan long pozisyonlar veya şuradan açılan long pozisyonlar buranın altına stop attığı için belki iğneler gelebilir. 25.900'ler vesaire olabilir. Buraya da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü az önce de gösterdiğim yer orasıydı. CME vadeli boşluklarına da bir ekstradan bakalım arkadaşlar. Mesela şurada bir vadeli boşluğu bıraktığımızı görebiliyorsunuz. Yani 28.100 ve 28.300 aralığında. Bunu maalesef doldurduk hızlı bir şekilde ve düşmeye devam ediyoruz. Peki aşağıda ve yukarıda hangi vadeli boşluklarımız var? Bakın daha öncesinde arkadaşlar şurada bir boşluğumuz vardı. Yani 19.920.500 e, aralığına denk gelen bir boşluğumuz vardı ve burayı tam noktasal doldurduk ve buradan sert bir kopma yaptık. Sert bir kopma ile birlikte fiyatta boşluklar oluşuyor arkadaşlar. Yani bu yep dediğimiz olay aslında fiyat boşluğu. Bakın burada görebiliyorsunuz. Ve bunun da geldiği seviye 20.200 e, seviyesi ve 21.000 dolar. Yukarıda ise 34.000 ve 35.000 dolar GEP'i bulunuyor. Peki hangisine daha önce gidebiliriz? Şimdi bu soruyu cevaplandırmaya çalışalım. Burada arkadaşlar aslında bu soruyu şöyle cevaplandıracağız. Yani tamam biz 4 saatliği negatife çevirdik ve 4 saatlikte maalesef kötü sinyaller almaya devam ediyoruz. Herhangi bir dönüş şekli yok. Yani bize şunu söylüyor. Belki 27.700'e doğru kısa bir hamle yapabilirsin. 27.800'lere doğru. Fakat herhangi bir kralın belirtisi yok ki bunu da almamız için ne gerekiyor arkadaşlar? Bizim burada gitme gidip direkt olarak şunu yeniden kırmamız gerekiyor. Bakın şu mor bandı 29.000 doları. Tabii ki bu eğim verecektir aşağı doğru ama şu anda yapmamız gereken şey bu. Gidip 29.000 doları kırmamız lazım. Hatta bir saatliği açalım. Mesela bir saatlikte bir dönüş görmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Bir saatlikte de yine bir herhangi bir uyumsuzluk yok şu anda ve gidip arkadaşlar en azından 28.200 doları kırmamız lazım. Bunu yapamadığımız sürece kısa vadede maalesef biraz daha kötü senaryolar aktif 28.200-28.800 dolar seviyelerini görüyoruz. Fakat günlük bazda baktığımız zaman günlük baz bize şunu söylüyor arkadaşlar, sen bu hareketi de zaten daha önce de yaptın. Yani burada e, aslında fiyatı dalgalar olarak yorumlamak gerekir arkadaşlar. Yani biz ne yaptık burada birinci dalga'yı yaptık, ardından ikinci dalganın dalganın düzeltmesi buraya geldi. Bir dalga daha yapıyoruz, İkinci dalganın düzeltmesi buraya doğru gelebilir mi? Ki buranın da geldiği seviyeler bizlere şunu söylüyor. Bakın üst bant yine 26.100 dolar. Yani ilk kademede buradan tepki alabiliriz. Daha güçlü bir tepkinin gelebileceği alan ise 24.200 seviyeleri hatta 24.300 seviyeleri ve 22.500'e kadar uzanan bir destek direnç dönüşüm bölgesi var. Çok önemli bir bölge. Marketin kırılımını yaptıran bir bölge. Yani bu bölgeye fiyat aslında saygı duyabilir. Ve burada herkes short'a dönüyorsa biz yine hamlemizi yapabiliriz arkadaşlar. Ya yani ne olabilir? Birinci kez geldik, ikinci kez geldik. 15K'cılar, 10K'cılar çoğaldı. Sonrasında kırabiliriz. Yani henüz market için 15K, 10K senaryolarını konuşmak mantıksız. Bahsettiğim üzere kısa zaman dilimlerinde biraz negatif olabiliriz. Ama günlük zaman dilimlerine baktığımız zaman, büyük zaman dilimlerine baktığımız zaman market açısından bir kıralım görmüyoruz henüz. Ne zaman kıralım görürüz, ne zaman çok daha kötüleri konuşuruz. Gidersek burada arkadaşlar Alt bandı 22600'ü kırarsak maalesef şunu diyebiliriz burada biraz sıkıntı başladı arkadaşlar yani 22600'e kırıldı artık market belirsizliğe doğru kavuştu ve bununla birlikte e, artık e, daha kötü senaryoları düşünebiliriz günlük bazda da 4 saatlik bazda da negatifiz şeklinde konuşabiliriz ama şu an için bunun sinyallerini almıyoruz ki mesela ne olabilir bakın burada arkadaşlar e, direkt olarak indikatör sattı satta olduktan sonra retestler yapıyor, geri dönüyor. Bakın burada satta olduktan sonra retest yapıyor, geri dönüyor, geri dönüyor. Geri dönüyor. Geri dönüyor ve geri dönüyor. Ve burada da biz şu anda aldayız. Aldayız retest, aldayız retest, aldayız retest yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ne, ne zamana kadar? Bu kırılım gelene kadar. Bakın burada da aynı şeyi yaptık. Ne zamana kadar shortladık bunu? Şurada kırılım geldi artık dedik short'u bırakıyoruz. Daha farklı bir setup bakmamız lazım yukarıya doğru dönebiliriz. Şu yeşili kırmamızla birlikte daha sert hareketler gelir vesaire konuştuk zaten. Onunla birlikte hareket geldi. Şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Yani marketin burada 24-22K aralığında çok güzel bir desteği var. Henüz 10K, 5K, 15K bunları konuşmak için erken kısa vade düzeltmeler 25-900'e kadar gelebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Umarım net bir şekilde anlaşılmıştır. O bölgede de aksiyon almak gerekebilir arkadaşlar. Yani ben biraz nakite geçtim bunu da şimdiden söyleyeyim. Bunun da sebebi şu arkadaşlar, henüz 4 saatlikte bir kırılım gelmedi. Yani sizlere bahsettiğim gibi bu kırılım gelirse tekrardan yukarıya yönlü olaraktan bir alım yaparım. Kendime şu soruyu sordum. Bitcoin 29.000'e tekrar çıktığında ve kırılım yaptığında alım yapsan mı daha az üzülürsün yoksa Bitcoin 23.000'e gittiğinde sen alım yapamazsan mı daha e, yine daha fazla üzülürsün. Ya yani bunu sordum kendime ve şu mantıklı geldi. Burada arkadaşlar 2000 dolarlık bir fark var. Yani Bitcoin çıkarsa 29.000 dolarlara doğru çıkarsa giderim tekrardan orada tutunduğunu görürsem belli bir noktadan trene atlarım. Ama burada biz düşüşe doğru geçiyorsak dediğim gibi çok daha güzel fırsatlar gelebilir ki ilk aşamada 25.900 26.200 bölgelerini söylüyorum ve sonrasında daha kötü senaryolar oluyorsa 23 24K'nın gelebileceğinden bahsettim. Çünkü günlük bazda desteğimiz tam orası arkadaşlar. Mesela ne yapıyoruz burada? Ara ara düzeltmeler yapıyoruz ama günlük dirence geldiğimiz zaman dönüyoruz. Ara ara düzeltmeler yapıyoruz yukarıya yönlü günlük dirence geldiğimiz zaman dönüyoruz. Yani buradaki mantığı umarım anlamışsınızdır. Burada da yine yükseliş trendindeyiz ve ara ara düzeltme yapıyoruz ki bunlar doğal olabilir. Ve buradaki aslında yeniden yükselişe başlayacağımız yer 24-22k aralığı dediğimiz bir aralık. Bunu da bu şekilde takip edebiliriz. Yani dediğim gibi bana mantıklı gelen şu oldu. 27'den 29'a 2K var. 20, 27'den 23'e 4K var. Yani ben 23'ten almayı başarabilirsem çok daha güzel bir e, hareket yapacağım. Ama 29'dan tekrar bir kırılım gelirse de alsam da üzülmem. Siz bu duruma göre kendiniz bakabilirsiniz. Yani günlükte henüz karaları bağlamaya gerektirecek bir durum olmadığını tekrardan söylemek istiyorum. USDT dominansına baktığımız zaman ise USDT dominansı arkadaşlar maalesef şunu yaptı. Yani biz şunu bekliyorduk bakın burada da yine bir iğne attı bizi biraz bekletti fakat kırılımını yaptı. Bu da yükselen trendine doğru geçmiş olabilir ve burada bir W senaryosu da aktif olmuş olabilir. Burada bir e, görüyorsunuz ikili dip veya W diyebilirsiniz. O aktif olmuş olabilir fakat bunun da geleceği seviyeler aslında 7.94'ler olabilir. Burada kırdığı bölge yine direnç şöyle üstlenirse aslında oradan bir düşüş daha görebiliriz. Yani kademe kademe takip edeceğiz. Bir diğer kötü sinyal de bu oldu aslında. Benim nakite geçmemdeki bir diğer etken de bu oldu arkadaşlar. Maalesef yani şu kralımın gelmesi biraz kötü duruyor. O yüzden biraz daha seyretme modundayım dediğim gibi. Ama burada kralım fake'si veya daha kötü bir senaryo oluyorsa da... ...hızlı bir şekilde trene yeniden atlayabilirim. Ve sizleri haberdar ederim zaten. Buna güvenerekten ben bu hamleyi yapıyorum. Siz bekleyecekseniz spot, spot tutuyorsanız, uzun vade tutuyorsanız, trade yapmıyorsanız... ...onlar size kalmıştır. Sizin sorumluluğunuzdadır. Ardından biz burada arkadaşlar bunu e, konuştuk dediğim gibi bir kanal bandı var. 26.500'ün alt bandı olduğunu görüyoruz. Likiditeyi almak isterse 25.900'de önemli bir destek bandımız var. Oraya gidebiliriz ve bu kanal içerisinde yine akümülasyonlarımız gerçekleşebilir. Onun haricinde arkadaşlar ben analizlerimi biliyorsunuz King Decatur üzerinden yapıyorum ve gayet başarılı bir indikatör. Bizi çok güzel yerlerden işleme alıyor veya çok güzel yerlerden işlemden çıkarıyor. King DKater'da %50 bir indirim vardı. Bu indirimin süresini arkadaşlar bayramın sonuna kadar uzattık. Yani 23 Nisan gece 12'de artık bu indirim bitecek. Ve sonrasında versiyon 2.1 üzerinde bir çalışmamız var. Onu faaliyete geçireceğiz. Onunla birlikte de arkadaşlar çok daha iyiye gideceğini söyleyebiliriz. Yani dediğim gibi King Decatur'ı %50 indirimli fiyattan almak istiyorsanız da... ...yorum ve açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Tüm merak ettiğiniz burada arkadaşlar göreceksiniz. Yani tüm merak ettiğiniz soruları... Burada bulabileceksiniz. Ardından burada baktığımız zaman aslında Mekdi tarafında da henüz bir sat gelmedi. Yani bizim takip ettiğimiz arkadaşlar bir yapı vardı biliyorsunuz. Mekdi haftalıkta sat yaktığı zaman genelde Mekdi'ye riayet ediyoruz. Yani burada düşüşleri onaylıyoruz. Bir dalga başlatıyoruz. Mesela burada görebilirsiniz. Mesela burada arkadaşlar yine Mekdi kırılıyor. Kırmızı yakıyor. Ve ardından sert bir dalga geliyor. Fakat burada mesela son dönemde baktığımız zaman hep bir beyazdan dönüyoruz. Yani bahsettiğim senaryo. Bitcoin gidip arkadaşlar o günlük bantlardan destek almayı başarırsa burası yine sata geçmediği için yani MACD'de haftalıkta bir sat sinyali almadığımız için yine bir dönüş evresi yaşatabiliriz. Bu yüzden burayı da dikkatle takip ediyorum. Ardından DXY tarafına baktığımız zaman DXY tarafı aslında düşen trendine devam ediyor arkadaşlar. Yani hem burada sat sinyalleri var hem morun altında kaldığı için zaten yine satta devam ediyor. Ve bir dönüş e, emaresi de görmüyoruz. Hatta geniş perspektiften baktığımız zaman Burada bir solomuz baş ve sağumuz oluşmuş olabilir ve burada düşüşlerin daha da sertleşeceği bir evreye girebilir miyiz? Ve bununla birlikte aslında Bitcoin'de arkadaşlar günlükteki olayın düzeltme olup olmadığını da daha net anlayacağız. Yani DXY burada düşüşlere devam ediyorsa biz Bitcoin tarafında şunu da diyebiliriz. Yani günlükte gerçekten bir düzeltme geliyor ve bununla birlikte aslında biz hareketleri sertleştirebiliriz. Fakat bununla birlikte ters bir hareket görürsek... Yani burada bir W'ye doğru gitme eğilimi görürsek çünkü bir çift dip yapısı da mevcut olacaktır. Burayı kırarsa yani 103.7 seviyesini kırarsa aslında burada W'ye gitme durumu olacaktır. Ona göre hamle alırız. Ya yani şu anda burada da erken bir durum söz konusu ve düşen trendine devam ediyor. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman aslında market baya baya longları içeriye aldı. Son 3 gündür arkadaşlar topladığımız zaman yaklaşık olaraktan 500 milyon dolarlık bir long likidasyonu söz konusu. Bunun yanında ise short likidasyonlarına baktığımız zaman yaklaşık olarak arkadaşlar 80 milyon dolarlık bir short likidasyonu var. Yani long'ların yanında hiçbir şey. Fakat kötü senaryo nedir? Yani kötü olan şey nedir derseniz hala içeride long'lar var ve bu long'ların dediğim gibi likide olabileceği seviyeler 26.500'ün altında bulunan 25.900 olabilir veya orada artık negatife geçmeye çalışabilirler. Bununla birlikte biz yeni bir evreye girebiliriz. Ya yani şu anda içeride longların ol oluyor olması biraz sıkıntı arkadaşlar. Bu da bir diğer etken oldu açıkçası. ABD tarafında biliyorsunuz faiz artışları ve bununla birlikte bilanço daraltılma olayı sıkça devam ediliyor. Ve bunun da aslında direkt olarak ekonomi anlamındaki karşılığı resesyon arkadaşlar. Yani ABD tarafı piyasaları resesyona götürecek mi? Ve burada aslında Jerome Powell tarafında açıklama gelecek. Yine burada arkadaşlar Mayıs'ın 3'ünde FED faiz oranı kararını açıklayacak. Ki beklenti 25 bas puan ve ben de beklenti dahilinde bekliyorum. Fakat burada aslında Jerome Powell'ın konuşmaları çok önemli olacak. Jerome Powell resmi olarak kendileri resesyona girdiklerini kabul edecekler mi? Veya resesyon üzerinde ne kadar duracak? Bu piyasaya ekstra bir korku salabilir mi? Çünkü şunu biliyoruz arkadaşlar biz geçmişte resesyon aslında gerçekleştiği anda maalesef ki S&P tarafına baktığınız zaman arkadaşlar mesela şurada resesyonu görüyorsunuz. Önceki dibinin altına atıyor. Yani bununla birlikte aslında Nasdaq tarafı yine çok kötü etkileniyor. Anlık olarak DX'ye çok yukarıya vuruyor. Fakat sonrasında DXY'nin çakıldığını görüyoruz. Yani burada da anlık olarak S&P aşağı doğru vuruyor. Sonrasında yukarıya doğru gittiğimizi görüyoruz. Ben Bitcoin'de de yine bu S&P ve Nasdaq'ı takip edebileceğimizi düşündüğümüzden dolayı... ...anlık olarak bu resesyon açıklamaları vesaire gelir mi? Kuşkusu var içeri, içimde. Fakat şunu biliyorum aslında ekonomistler tarafında da artık ikinci yarı yıl beklentisi var. Yani biz Bitcoin'de belki bir ikinci dalga yapıp... ...yani o bahsettiğim 23-25K aralığı olabilir... Orada ikinci dalga yapıp biraz daha FOMO ortamı oluşturup yani biraz daha coşku ortamı oluşturup resesyonu unutturduktan sonra da bu hamleyi yapabilirler. Biz bunu arkadaşlar dediğim gibi biraz daha dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışacağız. Henüz trendlerin sonlandığını gösteren bir durum yok. Fakat önümüzde bir tehlike var mı derseniz yani şu tehlike var fakat bu tehlike de bize şunu söylüyor. Yani uzun vadecilerin yine korkmasına gerek yok. Hatta daha güzel bir fırsat bile gelebilir. Ama böyle trade yaparken stop atmayanların, vadeli işlemlerde stop atmayanların maalesef sıkıntı yaşayabileceği bir evre olabilir. O yüzden disipline elden bırakmamak gerekiyor aslında. Çünkü şunu biliyoruz, resesyon uzun vadede bize yarıyor. Çünkü resesyondan çıkmak için de bu defa tam tersi. Para basıyorlar, gevşeme yoluna gidiyorlar. Bununla birlikte aslında ekonomiyi canlandırmaya çalışıyorlar ve bu da zaten bizim işimize yarıyor. Yani etrafta dolar çoğalıyor. Dolar çoğalınca insanlar gidiyor artık alım yapmaya çalışıyor. Ama şu an bir sıkılaşma olduğu için, faizler yukarıda olduğu için insanlar doları tutma yönünde ilerliyor. Ve bu da belli bir yerden sonra aslında çatlaklar oluşturabilir. Ve buna da resesyon diyoruz zaten. Yani aslında anlatmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar teknik ile temeli beraber götüreceğiz. Yani biz burada benim beklentimi biliyordunuz zaten. 2023'ün ikinci yarı yılı itibariyle ben artık ABD'de resesyonun resmi olarak Söylendiğini ve burada artık e, Jaren Powell'ın da açıklayacağını düşünüyordum. Fakat bunu daha önce yapabilirler mi vesaire bunları dikkatle takip edeceğiz. Yani hala beklentimi koruyorum. Bu yüzden Bitcoinde günlük anlamda hala pozitif olduğumu söylüyorum. Ve bununla birlikte Daha aşağıları konuşmak için Erken olduğunu da tekrardan söylemek istiyorum. Ardından burada arkadaşlar 1000 bitcoinden fazla bitcoin tutanlara baktığımız zaman ise Aslında şunu görüyoruz onlar yataydalar hafif satıyorlar. Yani bunların da pik alımını bir türlü göremiyoruz. Yine takip etmeye devam edeceğiz. Ardından Finland grid'inde kısa baktığımız zaman ise 53 seviyesinde ve netür seviyede devam ediyoruz. videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. İyi bayramlar diliyorum arkadaşlar.